San Francisco, MoMA'dayız ve Robert Motherwell'in oldukça büyük bir çalışmasına bakmaktayız. Eserin ismi İspanya Cumhuriyeti'ne Ağıt, No 57. Sanatçı resmi 1957-1960 yılları arasında yapmış. Motherwell'in aynı temaya sahip ve buna benzeyen pek çok resmi var. Sanatçı yaşamının önemli bir kısmında bu seri üzerinde çalışmış. Bu seride yaklaşık 140 anıtsal tablo bulunuyor. Bu serinin ilk resmi oldukça küçük. 20 santime 28 santime bandında bir kağıt üzerine mürekkeple çalışılmış. Sanatçı bu ilk resimde arkadaşı ve meslektaşı aynı zamanda sanat eleştirmeni olan Howard Rosenberg'in bir şiirini görselleştiriyor. Bu resmin yapıldığı tarihten yaklaşık 10 yıl önce yani 1948'de Rosenberg ve Motherwell Olasılıklar isimli bir sanat dergisinin editörlüğünü yapıyorlar. Bu dergi sadece bir tek sayı basılıyor. Resimde havada asılı gibi duran, tuvalin altına değmeyen oval ve dikdörtgensel siyah formlar var. Formların kenarları net değil, fırça darbelerini görüyoruz. Beyaz boyanın mı yoksa siyah boyanın mı üstte olduğunu söylemek zor. Bütün seride buna benzer formlar görüyoruz. Sanatçı, faşizm, İspanyol Cumhuriyeti, Franco ve İspanyol İç Savaşı'na ilişkin konuları bu formlar ve siyah beyaz renklerle ifade ediyor. Motherwell, hümanist duygularını, kayıplar için duyduğu üzüntüyü ve Avrupa'da yaşanmakta olan trajediyi dile getirmek için soyut bir dil arıyor. İspanyol İç Savaşı'na pek çok sanatçı da katılıyor. Hem Amerika'dan hem de Avrupa'dan pek çok sanatçı, Cumhuriyet'in demokratik ideallerine sempatiyle yaklaşıyorlar. Bu formların sanatçı için ne anlam taşıdığını kesin olarak bilmek mümkün değil. Ancak tuvalin önünde durduğumuzda kıstırılmışlık, tuzağa düşmüşlük duygusunu hissedebiliyoruz. Kullanılan renkler de sanatçının duygularını yansıtıyor. Motherwell hem ressam hem sanat eleştirmeni. Aynı zamanda edebiyat ve felsefeyle de ilgileniyor. Desenle görselleştirdiği tek şiir serinin ilk resmindeki değil. Bu serideki Öğleden Sonra Beşte isimli eserinde de büyük İspanyol şairi Lorca'dan da alıntı yapıyor. Rosenberg'in şiirinden esinlenerek yaptığı bu desende sadistlik ve acı çekme duyguları var. Bir anlamda İspanya Cumhuriyeti'ne ve İspanyol İç Savaşı'na gönderme yapıyor. Tabloya baktığımızda derin üzüntü duyulan kayıpları ve yaşanan şiddeti hissedebiliyoruz. Yaşadığı derin acıyı yansıtabilmek için sanatçı yeni bir anlatım dili oluşturmaya çalışıyor. Zira figüratif anlatım yetersiz kalıyor. Hatırlayalım, tarihin bu döneminde İspanya'yı hala Franco yönetiyor. Faşist bir yönetim iş başında. Motherwell, Guernica'dan da esinlenmiş olabilir. Picasso'nun beyaz gri ve siyah tonlarda yapmış olduğu İspanyol İç Savaşı'na ilişkin ünlü çalışması Guernica bu dönemde MoMA'da sergilenmekte. Zira Picasso, faşist yönetim iş başında olduğu sürece tablosunun İspanya'ya geri dönmesine izin vermiyor. Avrupa'da uzun süredir yaşanmakta olan vahşeti yansıtmak için sanatçılar yeni bir resim dili oluşturuyorlar. Motherwell, soyut ekspresyonizmle özdeşleştirilen bir sanatçı. Sanatçı, bu çalışmalarıyla bize soyut ekspresyonizmin kaynağının aslında Avrupa olduğunu ve ele aldığı konuların sadece Amerika'ya ait olmadığını hatırlatıyor.